Tamam. Abi sakin. Çok şükür Allah'a. Allah'ım çok şükür. Bravo. Yavaş acele etme yavaş. Dur bekle. Abla dur. Yavaş acele etme yavaş. Tezliye beni. Ben sabitleyeyim boynumu tutayım. Bekle. Aldım. Hey kurban oldum Allah'ım ya. Allah ya. 14 Şubat 2023 Salı. Üste. İki kişi sağ aldık. Hocam hasta başına geçersiniz. Önce ilkinci gün telefonların hepsi kayıptı. Yani sadece aklıma gelen orada telefonun alarmını kurmuştum 8.45'e. 8.45'te alarm duyunca yatağın tam altına gitmiş. O da tam sıfır oturuktu zaten. Allah'ın bir inayesi yatağı kaldırdık, telefonu aldık. Onun ışığıyla çocuk durmuyor kucağımızda. Muhammed Alparslan. 6 aylık bebeğim. Diğer çocuklarım zaten olayın olduğu anda direktmen şeye düştüler işte. Hiçbir şey yemedik. Sadece şey var, vazelin buldum. Öbür taraftan vazelin biraz yedik. O da tabii sıkıntı yaşattı mı bilmiyorum. Ağzımız bayağı bir kapanlıydı. Evet. Az bir yemek kaşığı kadar kendi iddiamızdan soğuttuk, orada beklettik. Onu da içemedik zaten. Tekrardan tükürdük. Oğlum vardı işte, Muhammed Alparslan. Onu kendi ağzımdan çıkarttım, tükürükle beslemeye çalışıyordum. Eşimin artık sütü gelmiyordu. Beşinci günü müydü? Beşinci gün işte Muhammed Alparslan artık dayanamadı. Ben nabzına baktım. Kalbini dinledik. Sabah yine aynı saatte 6'da. Kardeşlerin aynı saatinde vefat etti. Yer parke. Parke derken eski lamine parkeler var ya. Evet. Bu 20'ye 20 santimler. İlkinde yer kapalıydı. İkinci depremde orası açılmış. Bunu ben 7. günü fark ettim. 1-2 yani nefes aldığımız yer, sadece hava gelen yer orasıydı. Acayip toz oluyordu zaten. Ağzımızı yüzümüzü kapatıyorduk. Bir de saatimiz vardı. Allah'tan o saatin ışığıyla baktım. 7. gün akşam saat 3.30 muydu, 4 müydü sabaha karşı. Ya hidayet bak dedim, şuradan bak, bir şeyler var. Ben elimi attım. Tuğla ıslak, nemli. Verdim, gösterdim, inanmadı. İyice kazdım. Baktım su çıktı. Kar suyuydu yani. Ben kar suyunu nerede bilsem bilirim. Ama memlekette kar yok. Allah bize böyle bir inayet gösterdi. Oradan tekrardan işte o su çıkarttığım yeri komple genişlettim. Sandalye var, deri koltuk vardı, ondan kıra kıra. Evet. Oraya genişlettim, tekrardan o çıkışa vardım. Orada da komple inikti işte. Tavan üstümüzdeydi. Orada da bir metre kadar yerimiz vardı. En sonunda da tam çapraz köşemizde bayağı oraya temizledim, açtık, çıkarttık. Allah şifa versin. Cümlemiz inşallah. İnancınızı kaybettiniz mi? Hayır. Ve buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yoluna dergahta, ev dergah için çalışacağız. Ben iş de yapmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'imizi, ben 32 yaşındayım, utanıyorum. Tüm Türkiye duysun isteriz. Kur'an-ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp. Çok büyük ayıp. Ben yani dualarla orada ayakta durduk.